Lopez. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn. But I won't be done with morning. Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Duygu. Bugün sizlerle bana kalırsa bilmeniz gereken 10 tane şey paylaşacağım. Bunlar yabancı ülkelerde beauty hacks ya da life hacks olarak geçiyor. Ben de Türkçe'ye böyle çevirmeye çalıştım. Tabii ki aralarında belki bildikleriniz vardır ama ben böyle benim de sonradan öğrendiğim ve işime yarayan yaklaşık 10 tane şeyi birleştirdim ve size bir video olarak sunmanın güzel olabileceğini düşündüm. Umuyorum ki işinize yarar ve umuyorum ki siz de günlük hayatınızda gerçekten kullanırsınız ve hayatınızı kolaylaştırır. Şimdiden videomu beğendiyseniz beğene basmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz, dilerseniz abone de olabilirsiniz. İyi seyirler o zaman. İlk göstereceğim şey, yemek yaparken veyahut da herhangi bir şeyle uğraşırken telefonunuza zarar gelmesin ama aynı zamanda da kullanayım diyenlerdenseniz size çok yardımcı olacaktır. Telefonunuzu bu şekilde bir streç filme sararsanız hem dokunmatiğini rahatlıkla kullanabilirsiniz hem de telefonunuza hiçbir şekilde zarar gelmemiş olur. Bence gerçekten çok akıllıca. Bir diğer şey ise bitmekte olan ve sıkı sıkı bir hal olduğumuz diş macunları veya bu tarz paketteki ürünler için. Diş macununu böyle sıkarak bir tel tokasıyla tutturursanız en azından kendinizi çok yormadan ürünün son kalanını da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Cips yok ama buna herhangi bir şey tutturma kapatma konusunda kullanabilirsiniz. Ben bir makarna aldım. Poşetleri açtığımız zaman gerçekten dökülme riski her an karşımızda veyahut da cipslerde bozulma yani bayatlama ihtimali oluyor. Bunun için şunları kullanabilirsiniz. Zaten her kırtasiyede satılıyor ve eğer ki bunlardan yoksa askılarınızın şu kısımlarını kopartıp aynı şekilde bunları da kullanabilirsiniz. Çok iyi tutacaktır. Benim bu askım şuradan birleşik olduğu için çıkmıyor. Ama çoğu askı böyle değil. Bunlar direkt böyle kesilebilecek şekilde oluyor. Ve böylece dökülmeden saklamak çok daha kolay olacak. Şimdi göstereceğim şey ise benim de çok severek kullandığım bir yöntem. Bu şekilde sıvıları dondurma. Ben genellikle kahveyi, sütü ve limon suyunu dondurmayı tercih ediyorum. Bu şekilde bir buzluk kabına kahveyi, sütü, limonlu suyu ilave ediyorum. Özellikle yaz aylarında veya herhangi bir zamanda soğuk kahve içmek istediğimde kahvemin içine normal buz atmayıp kahve şeklindeki veya süt şeklindeki buzlarımı atıyorum. Ve kahvemin kıvamını sulandırmamış oluyorum. Yine limonlu suyumun içine de limon şeklinde buz atıyorum. Böylece de limon durdukça çözülmeye devam ediyor. Tel tokanızın daha sıkı olmasını, çıkmamasını istiyorsanız kesinlikle bir saç spreyini sıkın. Ben öylesine taktım ama bu şekilde taktığınız zaman inanın çok daha sıkı olacak. Kesinlikle çok daha zor çıkacak. Makyaj fırçalarınızı ve süngerlerinizi yıkamada da kesinlikle hiçbir şekilde hiçbir sabunla ne bileyim makyaj temizleyicisiyle uğraşmayın. Size ilk ve tek önerim Dalin'dir. Dalin zaten bir bebek şampuanı olduğu için çok hassas makyaj fırçalarımız için de çok uygun olacaktır. Kirpiklerinizin daha kıvırık gözükmesini istiyorsanız kirpiklerinizi sadece alttan değil aynı şekilde üstten de kıvırın. Aynı şu şekilde yapayım. Sonra alttan kıvırın. Böyle zaten çok daha uzun olduğunu görebiliyorsunuz ve daha da kıvırmak için rimeli sürerken şu şekilde biraz üzerinde bekletin. Şöyle bekletebilirsiniz. Kesinlikle farkı fark etmemek mümkün değil. Eğer kirpiklerim kısa ve kıvırık değil diyorsanız kesinlikle iki taraflı rimel sürmeyi ve böyle birazcık üzerine bekletmeyi deneyin derim. Hindistan cevizi yağının faydalarını artık çok fazla duyuyorsunuzdur ama bu videoda da bahsetmeden olmazdı. Hem ağır makyajları çıkartmada çok başarılı hem de arada bir makyajımı onunla çıkardığım zaman cildime de fayda sağlamış oluyor. Sizin de aklınızda bulunsun. Zaten çok yakın bir dönemde aloe vera ve hindistan cevizi yağının uygulamasıyla bir video çektim. Aloe vera da cilt için yine çok faydalı. Haftanın bir günü en azından aloe vera ile cildime bakım yapıyorum. Bence siz de biraz araştırın. Ondan sonra kullanmaya başlayacaksınız. Bunun gibi şişeler bitiyor gibi gözükse de aslında içinde inanılmaz çok ürün bulunduruyor. Eğer ürün bitti deyip atsaydım aslında içinde birçok ürünü heba etmiş olacaktım. Böylece içindeki geri kalanları da kullanabilirsiniz.